Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle efsane bir video ile birlikteyiz. Bu iki elektrik küpün şeyini yapacağız. Stickerlarını yapıştıracağız. Normalde yapıştırıyor mu bilmiyorum ama ben öyle yapacağım. Şuradan da kutu açımını izleyebilirsiniz. Hemen aşağıdan video beğenip abone olmayı da unutmayalım. Başlayalım. Şimdi ben beyazla bir hemen şey yapmak istiyorum. Çünkü geçen videomda görmüşsünüzdür. Beyazların rengi aynıydı. Burada bazı farklı renkler var. Sonuçta ikisine de beyaz ekleyeceğiz. O yüzden bir şöyle bir deneyelim. İlk kez sticker yapıştıracağım. Bakalım nasıl olacak. Bismillah. Bunları ben hızlı çekimini yaparım. İlk önce beyazları şöyle yapıştırıp ikisini de yapıştırıp. Evet arkadaşlar döndüm. Şimdi görmüş olduğunuz gibi beyazları yaptı. Fakat mavi de biraz aksaklık oldu diyeyim. İlk maviden başladığım için birazcık kötü gözüküyor. Ama bu moru da bayağı düzelttim. Yani mor şu an muhteşem oldu. Yani öyle diyebilirim. Beyazları yaptık. Şimdi hangi renk nereye gidecek konusunda çok şüpheliyim birazcık. Çok değil de birazcık yani. Şimdi bu açık mavi olduğu için burada kullanmayı düşünmüyorum. O yüzden açık mavi şurada kullanacağım. Sonraki renk olarak açık maviyi buraya yapıp koyu maviyi de buraya yapmayı düşünüyorum. Artık diğer renklere de bakacağız sonra. O zaman bunları yapıp hemen geri döndüm. Arkadaşlar şimdi mavileri yapmış oldum. Maviler yine bayağı güzel gözüküyor şeyde. Morda daha güzel gözüküyor bence ama solda mavide de fena gözükmüyor. Şöyle göstereyim moru. Mor bayağı şekil gözüküyor şu an görünüş itibariyle. Bir de mavi göstereyim şöyle. Mavi de gayet güzel. Şimdi ise geldik turuncuya. Şuraları turuncu yapacağız şimdi. Doğru değil mi? Yanlış yapmayayım da sonra. Neyse. Turuncu yapacağız. Açık turuncu ve koyu turuncumuz var ama birbirlerine çok birazcık yakınlar. Ben şahsen açıkla devam ettiğim için moru buradan açıkla devam etmeyi düşünüyorum şuna. Koyuyla buradan devam ettiğim için buradan da koyuyla devam etmeyi düşünüyorum. Bunları da yapıp bakalım nasıl gözükecek. Geliyoruz.
Evet arkadaşlar şimdi ise şöyle tamamladım. Turuncular tamamlandı ve mor şahsen daha şekil gözüküyor. Mor taraf sağ taraf yani. Şöyle göstereyim. Sol taraf tabii ki de biraz daha karanlık. Çünkü daha klasik olan renkte o. Ama yine de ikisi de gayet güzel gözüküyor. Şimdi ise kırmızıya geçeceğiz. Ben yine aynı şekilde devam edeceğim. Kırmızı şurada. Açık olanı mora, kapalı olanı da mavi ekleyip görüntüsüne bakacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle görüntüye bakacağız. Evet arkadaşlar şimdi sadece iki renk kaldı. Şöyle kırmızı nasıl gözükmüş onu göstereyim. İkisinde de gayet şekil gözüküyor ve güzel bir şekilde yapıştırabildim. Şöyle son duruşlar böyle. Kameradan sanki böyle mavi daha güzel gözüküyormuşçasına gözükebilir ama mor daha güzel bence. Şimdi ise yeşilleri yapacağız. Ya ben direkt açıklardan devam edeceğim zaten. Bu hepsi açık olduğu için buradan da açıktan devam edip yeşilleri de yapıştıracağız. Şöyle yeşil şuraya aynen buraya gelecek. Sonra da en sonda sarılarla da bitireceğiz ve en son yağını falan da koyup muhteşem bir şekilde bakacağız bakalım nasıl olmuş. Hemen şunları yapıştırıp geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şey bitti. Yeşil bitti. Yeşil de şöyle gözüküyor. Kesinlikle aslında mavi de aslında full bright alabilirdim. Çünkü baya koyu gözüküyor yani. Baya dediğim işte bildiğimiz şey gibi ben. Gun 356R ve Dayan gibi gözüküyor. Neyse. Ama bence yani full bright daha güzel. Şu sağdakinin görünüşe bakın. Bir de soldakine bakın. Soldaki ve sağdakinin farkı. Ya da şöyle pardon. Neyse artık sarıları da yapıp sonra da lublayıp yağlayıp aradaki farkı göreceğiz. Hemen şunları da yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bitti. Son durumu şöyle göstereyim yakın çekim alarak. Bu mavi olan. Bayağı şekil olmasına rağmen bence mor kadar güzel olmadı. Yine güzel oldu ama mor kadar güzel olmadı. Şimdi morun şekillerini gösterelim. Evet, mor gayet güzel gözüküyor. Şimdi bunları yağlayacağız ve daha da güzel olacak. Bu yağ da Light Tekin bana gönderdi. Çiğ'nin bir yağı. Hemen şuradan ekleyelim. Birkaç damla ekliyorsunuz. Mesela ben 4 tane ekleyeceğim. Bir, iki, üç, dört. Kapat. Kapatıyorsunuz arkadaşlar. Sonra döndür babam döndür. Karıştırıyorsunuz ki yağ her tarafına geçsin. Ve geçti zaten. Küpün birazcık daha kontrollü ve daha iyi dönmesini sağlıyor. Birazcık efektif oldu. Zaten çok yağ dökmedim yani. 4 damla aslında burada önerilen herhalde 6 idi. Neyi hatırlamıyorum ama neyse. Şuna da dökelim. 4 tane. Mor nedense daha kaliteli geldi bana. Aynı küp ama daha kaliteli geldi. 2 3 hadi 4 Evet. Evet arkadaşlar. Hemen şunu da karıştıralım. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Mor bu arada çok şekil olmuş ya. Aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şuradaki videolara da bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. Selametle kalın.